KYK öğrencileri hani keyfiyetten ambulans çağırmaya bir son versin. Sevgilisinden ayrılıyor, ambulans çağırıyor. Karnı ağrıyor, ambulans çağırıyor. Yani bu çok duyarsızca bir şey. Hani sonuçta biz burada üniversite öğrencisiyiz. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz bilinçli olmamız gerekiyor. Bence burada her söz konusu hatta tamamen KYK yönetiminde. Tamam, KYK arkadaşlar bununla ilgili şöyle söyleyeyim. Şerife şöyle söyleyeyim. Tamam, hepimiz bunlarla alakalı soruşturma bitsin. Biz üniversitemizin bütün sorunlarıyla genel olarak hepimizi ilgilendiren her şeyle ilgili tekrar gene böyle çıkacağız. Bizim açıklamamız gereken şeyleri açıklayacağız. Bundan herkes bizim emin olsun. Arkadaşımız ama şu anda Mevlüt okudu. Mevlüt okundu. Bizim yapmamız gereken üzüntü dileklerimizi tabii üzüntü dileklerimizi bildirdik. Evet. Biz adalete inanıyoruz. Soruşturma başlatılmış. Soruşturmanın sonucunu bekleyelim hepimiz. Evet. Bizim ambulansımız mesela transport ambulans. Yani. Tabii müdahale ambulansı yetkisi vermez. Sağlık Bakanlığı böyle bir yetki vermiyor kimseye. Dolayısıyla Sağlık Müdürlüğü'nün tamamen muhtesinde olan bir şey. Biz gerekli zaman gelince açıklamayı yapacağız ama burada 6.000-7.000 kişi var. Dolayısıyla çok önce yazılmış yazılarımız da var. Bir aile hekimliği vesaire, ambulans istasyonu gibi bir takım çalışmalar var. Şimdi açıklamak istemiyorum yani. İnşallah. Hocam bir sırası değil de bizim arkadaşların böyle bir töhmet altında kalmaması lazım. Hiçbir KYK öğrencisi veya hiçbir öğrenci keyfiyetten ambulans çağırmaz. Hasta olmayan insan ambulans çağırmaz. Bunu kimsenin vefat eden arkadaşımızın hatıra. Yani en azından bu arkadaşımızın üzerinden şu an bu arkadaşımız vefat etmişken böyle konuşmamaların özellikle İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaların dikkate alınması lazımdır. Bunlar hepsi soruşturma. Kimse İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamalara biz hiçbir kurumu suçlamıyoruz. Hiçbir şahsı suçlamıyoruz. Ya, ihmal varsa. İhmal varsa bir ihmal vardır ama yaptıkları açıklamalarda yok efendim KYK öğrencileri keyfiyetten ambulans çağırıyor. Yok sevgilisinin dikkatini çekmek. Hiç kimsenin dikkati buradan namuslu terbiyeli Anadolu'nun çocukları vardır. Burada okuyan hiçbir çocuk kolejden mezun olmamıştır. Hepsi de devlet yurduyla, devlet bursuyla 300 liraya ve 600 liralık kirayla okunan öğrencilerdir. Kimse bu tür şeyleri, açıklamaları yapmamışsın. Biz zaten arkadaşımızı kaybettik. Ne arkadaşımız, ne diğer geriye kalan arkadaşlarımız, ne de ailesinin böyle bir üzüntü duymamızı rica ediyoruz. Tabii istismar etmeyelim. Bizim evladımız, konunun istismar edilmesi bizi tabii, rahatsız ediyor. Evet, istismar eden canımız yani onun şey yapmasınlar. Ama ihmal varsa ki evet. Adalet, devlet bu işin. Biz adaletin tecelli etmesini. Tabii, teşekkür ederim. Ha ne olacak? Bundan sonra biraz daha akıllı olacak kurumlar. Yani şey zannediliyor. Biliyorsunuz arkadaşlar, gazeteci arkadaşların birçoğu bile bilmiyor. Kredi Yurtlar Kurumu'nun üniversiteyle hiç mi alakası yok? Sadece bizim çocuklarımız orada kalıyor. Bir dakika bitireyim. Kredi Yurtlar'ın yönetimi, denetimi, her şeyi Kredi Yurtlar tarafından yapılıyor. Yani biz, hatta beni arıyorlar işte şey için, hocam giremedi, yardımcı olur musunuz diye. Yani bir öğrencimize tavassut edip de şu öğrencimiz de dışarıda kaldı, alın bile diyemiyoruz. Yani böyle bir şeyimiz yok. Ayrı bir kurum. Dolayısıyla şeyi unutmamak lazım. Yani kurumların ufak tefek hataları, ihmalleri olursa ki böyle bir can kaybına sebep olacak ihmal varsa bunu yapacak merci belli. Ortaya çıkaracak merci belli. Bizim burada tutup da şey yapmamız, yorum yapmamız veya bir soruşturma sürecinde konuşmak doğru değil. Şöyle, aynı zamanda okulun da ihmali var. Çünkü okulda ambulans yok. Tamam. Orada olması burada olması gerekiyordu. Bir dakika okulun ambulans diye bir şey yok. Nasıl okulda ambulans bulması gerekmiyor? Hayır. Sağlık Bakanlığı ambulans müdahale ambulansı yetkisi vermiyor. Yani şeyler yapıyor mu? Bizim ambulansımız var. Şeyde. Ama bizim ambulansımız bir durun ya. Tamam. Bizim ambulansımız var kızım. Bizim ambulansımız müdahale ambulansı değil. Transport ambulansı. Biz soruşturma tamam. Bitince bununla ilgili bu ambulanslar niye tabii, burada olmuyor? Tabii. Ya da bu ambulans noktaları nasıl olacak? Nasıl olmayacak? Bunlarla ilgili hepsinin çalışması var. Soruşturma özel bitsin. Dosya bittiğinde hepsini açıklayacağız. Hepsini açıklayacağız. Şu an soruşturma olduğu için hiçbir şey diyemiyoruz. Bitsin açıklayacağız. Soruşturma bitsin açıklayacağız. Şeyi vermiyor. En sıcak bir hocam İkitik Üniversitesi'nin müdahale ambulansı varmış.
Sağlık Müdürlüğü el koymuş, onu kendi bünyesine almış. Üniversitenin yakındaki istasyonda görevlendirmiş. Üniversiteye müdahale ambulansı vermiyorlar. Özel hastaneye vermiyor. Özel hastaneye de vermiyor. Yani ruhsat vermiyor. Sağlık Bakanlığı böyle, üniversite ben ambulansımı aldım, içine ekibini koydum, müdahale ederim. Yok öyle bir şey yok. Ama öyle bir hak yok yani. Sizle birlikte bunu bir açıklığa kavuştuk. Sonuçta o kız KYK'da değil de sınıfında da vefat edebilirdi. Ben de olabilirdi. Orada da olabilirdi. Evet siz de olabilirdiniz. Sonuçta o yurtta kalanların hepsi, yarıdan çoğu diyelim, bu kampüste değil mi? Evet. Onun için burada da bir tane olması gerekiyor. Şimdi hani bunun için siz bir şeyler yapsanız, haklısınız tabii ki. KYK hiçbir şekilde kampüsle alakası yoktur, onu anlayabilirim. Yani çünkü idari manada. Ben de KYK'da kalıyorum. Bunun tek sorumlusu KYK'dır. Ama şunu şöyle demeyin lütfen, çok kırılıyoruz. Hani devlete aittir, orayla bizim alakamız yoktur demeyin. Ama şöyle duymadım şey, ben cümlemi. Öyle demedim hocam. O şekilde söylemedim. Ben dedim ki idari manada tabii hiçbir şeyimiz yok ama içinde kalanlar bizim çocuklarımız. Evet. Onu herhalde ben hiçbir şekilde sizde bir şeyim yok. Kestim. Tamam, özür şimdi şöyle, o zaman. Biz üniversite olarak bakın transport ambulansı sadece, almışız. Bak şöyle diyorum, siz sadece bizim yanımızda olun. Biz arkadaşımıza sahip çıkıyoruz, siz elbette, de yanımızda olun. Elbette. Biz şöyle bir şey söyleyeyim. Biz çok önceden sağlık kurumlarına bu konularla ilgili yazı yazdık. Sadece bunu söylüyorum. Şey olduğu bitsin, için söylemedim. Bitsin tamam, soruşturma bitsin. Sonra göreceksiniz. Siz kendiniz çok göreceksiniz. Yani. Önce aile hekimliğinden tutun da ambulansa kadar. Ben 3 senedir buradayız. Allah çünkü şükürler olsun demiştim. Her tamam şekilde yardımımıza koşuyorsunuz. Benim arkadaşım ameliyat oldu, hiçbir para ödemeden şükürler olsun ki hani fakültemiz karşıladı. O konuda hiçbir sıkıntımız yok. Ama biliyorum yardım edeceksiniz siz de. Biz ama sizin için buradayız. Gerçekten ben Nusaybin'den, Mardin'den, Tekirdağ'dan, Edirne'den biz hepimiz. Evet. Rektör yardımcısı hocam. Sizin hepiniz bizim çocuklarınız. Daha kıymetlisiniz. Bunu dışarıdaki zeka özürlüler, mental ergenleşmemişler anlayamıyor. Hepsi bizim çocuğumuz. Ne olursa olsun hepsi bizim evladımız, öğrencimiz. Çünkü biz tek başımıza hiçbir şey yapamayız. Tabii tabii. Sizin biz yanınızda onun için benim kapım hep açık kaldı tamam size. Tamam. Neden sadece... Şey, mevcut yaptı. Hayır, tamam.